Evet. Koroner arter hastalığı nedir hocam? Koroner arter hastalığı. Koroner arterlerden başlayalım. Koroner arterler kalbi besleyen, kalp kasını besleyen atar damarlar demektir. Koroner arter hastalığı da bu atar damarların daralması, tıkanması ve kan akımının bir şekilde yavaşlaması veya aksamasına bağlı olarak gelişen durumdur. Koroner arter hastalığı bizim için şu açıdan önemlidir. Dünyadaki ölümlerin birçok nedeni kalp damar hastalıklarına bağlı olmaktadır. Koroner arter hastalığı da bu kalp damar hastalıklarının en başında gelen hastalıktır. İnsanların ömrü uzadıkça yeni gelişen tedavi modelleriyle, yaşam standartları, yaşam şekilleri ile ömrü uzadıkça koroner arter hastalığı ve diğer kalp damar hastalıklarını görme ihtimalimiz de çok daha fazla artmaktadır ve bu oran giderek artmaktadır. Peki hocam, koroner arter hastalığı nelere yol açar? Koroner arter hastalığının en önemli sonucu kalp krizi, yani miyokard enfarktüsü. Kalp krizi bu koroner arterlerin ani tıkanmasına veya kan akımını engelleyecek şekilde daralmasına bağlı olarak gelişir. Bunun sonucu hepimizin bildiği bazı semptomlar, bazı şikayetler oluşur. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, işte baş dönmesi, bayılma, bulantı, kusma bu şekilde semptomlarla gelir. Tabii kalp krizi, miyokard enfarktüsü önemli bir durumdur. Miyokard enfarktüsü hastalarının yaklaşık 1/3'ü hastaneye dahi yetişememektedir. Geri kalan bir kısmı da buna bağlı olarak kalp yetersizliği, ani gelişen aritmiler, ani gelişen istenmeyen olaylar, başta ölüm olmak üzere bunlarla yüz yüze kalmaktadır. Ondan dolayı koroner arter hastalığının iyi bir takip ve tedavisi gerekmektedir.